Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte hemen şu ekranda görmüş olduğunuz Huawei Mate 30 Pro'ya Google Play Store yani daha doğrusu Google servislerinin nasıl yüklenebileceğini anlatıyoruz. Bunun için neye ihtiyacımız var? Tabii ki bir adet Huawei Mate 30 Pro bir de yanında şöyle hem USB yani bir tarafı USB diğer tarafı Type C olan bir bir belleğe ihtiyacımız var. Biz SanDisk'inkini kullanıyoruz ama farklı markalarında şöyle bir ürünü olursa yani bir tarafı USB bir diğer tarafı ise Type C olan OTG özelliği olan bir USB bellek kullanıyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle şu belleğe bizim bazı dosyalarımız var. Bu dosyaları yüklememiz gerekiyor. Bunları videonun açıklama kısmında linklerini sizinlerle paylaşacağım. Ben daha önceden bu dosyaları bu belleğe yükledim. Şimdi ilk olarak hemen USB belleğimizi şuraya takıyoruz. Evet şu anda taktık. Şöyle yapalım. Pardon. Evet. Şu an USB belleğimizi taktık. İçinde dosyalarımız var. İlk olarak ne yapıyoruz? Az önce de bahsettiğim gibi USB belleğe bazı dosyalarımız var. Onları yükledik. Daha sonra taktık ve dosyalarım uygulamasına giriyoruz. Şimdi buraya girdikten sonra dosya uygulamasını açıp kategorilere geliyoruz. Kategorilere geldik. Buradan SanDisk USB sürücü. Şu anda görüyorsunuz ekranda SanDisk USB sürücü zaten çıkmış durumda. Onu işaretliyoruz. Burada biz Google ve Huawei klasörlerini yüklemiştik. Onları seçiyoruz. Kopyala diyoruz. Şimdi kopyala dedikten sonra diğer konumlar menüsüne geleceğiz buraya. Diğer konumlara geldik. Burada telefonumuzun dahili depo, depolama birimini seçip şurada görüyoruz. Burayı seçtik ve içine yapıştırıyoruz. Buraya yapıştır diyoruz. Şimdi burada bize bir şeyler soracak. Burada sordu şu anda ekranda bir soru geldi. Klasörde Huawei zaten mevcut diyor. Birleştirilsin mi diyor. Kaynak klasörü, klasörü. Tümünü uygula diyelim ve birleştir komutunu verelim. Şimdi dokümanlarımızı buraya atmış olduk. Buradan çıkıyoruz. Menüden çıktık. Şimdi nereye geleceğiz arkadaşlar? Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlara girdik. Ayarlarda hangi menüye gireceğiz? Hemen onu söylüyorum. Sistem ve güncellemeler menümüz var. Sistem ve güncellemeler. Yedekleme ve geri yükleme bölümüne giriyoruz. Buraya da girdik. Şimdi burada Veri yedekleme kısmına tıklıyoruz. Buradan ileri dedik. Kabul ediyorum dedik. Buradan harici depo al depolama alanını seçeceğiz. Harici depolama alanını seçtik. Burada da USB depolama cihazını seçiyoruz. Zaten USB diskimiz var. Burada 17 Ekim 2019 0547 isimli bir 9.35 MB'lik bir dokümanımızın olduğunu söylüyor. Bunu seçiyoruz. Seçtik. Zaten seçiliyor. Uygulama veriler var. İşte 2.2 9.19 MB olduğunu söylüyor bize. Geri yükle diyoruz. Burada bize bir şifre soruyor arkadaşlar. Şifre de aslında ipucu kısmında belli. A ve 7 tane 0. Yazalım. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tamam diyoruz. Şu an yükleniyor. Geri yükleme tamamlandı. Mesajını görüyoruz. Bitti deyip buradan çıkıyoruz. Tekrar ana menüye döndüğümüzde. Şimdi bakın karşımıza Çince bir şeyler yazan iki tane. Biri Google'ın simgesi bir de G harfini görüyoruz. Burada biz G harfini olan ikona tıklıyoruz. Burada bize Çince bir şeyler soruyor. Bunun ne olduğu konusunda bir bilgim yok ama iki tane etkinleştir çıkıyor arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz çok da anlatamadım belki onu ama biraz beklemeniz gerekiyor burada. Önce birine etkinleştir diyoruz. Daha sonra ikinciye burada Çince bir şeyler soruyor. Dosyalara erişme izin verir mi diyoruz. İzin ver diyoruz. Şimdi karşımıza şöyle bir menü çıktı arkadaşlar. Bunu yükle diyoruz. Bu yükle demek herhalde diye tahmin ediyorum. Şu an hata verecek onu da söyleyelim. Biz hata verdiğine bakmayın. Şimdi hata verdiği için tekrar bizim menüye geri dönüyoruz. Ana menüye. Buradan dosyalar tarafına girdik tekrar. Buradan dahili depolama biriminde olacağız. Bakın şu anda dahili depolamanın da birimindeyiz. Burada Google klasörüne gireceğiz. Şöyle bakalım. Şimdi burada görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane döküman var. Burada uygulama var aslında. Bu 6 uygulamayı tek tek yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Giriyoruz. Tekrar sorma diyelim. İzin ver diyelim. Şu an birinci uygulamayı yükledik. İkinciye geliyoruz. Üçüncüye geliyoruz. Dördüncüye geliyoruz. 5. geliyoruz. Ve son uygulamamızı da yüklüyoruz. Şu an bütün uygulamalar yüklendi ve gördüğünüz gibi şu anda bakın şu ekranda bir tane Play Store ikonumuz var. Tıklıyoruz bakalım ne olacak. Şifremizi gireceğiz ve her şey bitecek. Şu anda bir hata verdi mesela. Hmm. Bazı durumlarda telefonu tekrar açıp kapatın diyor, deniyor. Bir de onu deneyelim olmadı. Şu anda yeniden başlıyoruz. Yeniden başlattık. Play Store bir daha açalım. Bakalım bu sefer çalışacak mı? Evet, şimdi çalıştı. Demek ki bir arada bir yeniden başlatmak gerekiyor. Şifremizi girelim. Evet Gmail adresimizi ve şifremizi girdik. Kabul ediyorum dedik. Şu anda bilgiler kontrol ediliyor diyor. Tamam diyor kabul ettik. Ve voilà işte Google Play Store yüklenmiş oldu. Huawei Mate 30 Pro'ya bir tane uygulama yükleyelim. Ne diyelim mesela? Teknoloji oku uygulamasını yükleyelim uygulamamızı yükleyelim. Yükle diyoruz. Ve Google Play Store kurulduğu için buradan da isterseniz Google Haritalar, YouTube vesaire gibi istediğiniz ne gibi uygulama varsa yükleyebilirsiniz. Teknoloji oku uygulamamızı da bir açalım. Bakalım çalışıyor mu? Başla diyelim. Kapat diyelim şunları. Ve evet diyelim bildirimler de gelsin. Siz de teknoloji uygulamasını yüklemeyi unutmayın bu arada. İşte gördüğünüz gibi Huawei Mate 30 Pro'ya Play Store yükledik. Buradan sonra zaten istediğiniz her türlü uygulamayı yine akıllı telefona bu yöntemle yapabilirsiniz. Yalnız şunu unutmayın. Telefona güncelleme geldiği zaman bu işlemi tekrar yapmak zorunda değilsiniz. Ancak telefonu bir şekilde fabrika yerlerine geri döndürürseniz ya da resetlerseniz ne yazık ki bu işlemi bir kez daha yapmak zorunda kalacaksınız. Son bir hatırlatma daha yapayım. Bu videoda kullandığımız dökümanları videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağız. Oradan da o linke tıklayarak siz de kendi telefonunuza, bilgisayarınıza ne artık nereye istiyorsanız indirebilirsiniz ve o dokümanlarla Huawei Mate 30 Pro'nuz varsa bu yöntemle bu Google Play Store uygulamasını ve özelliklerini kazandırabilirsiniz. Anlatması bizden, denemesi, uygulaması ve hayata geçirmesi sizden. videomuzla ilgili merak ettiğiniz ya da Huawei Mate 30 Pro ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Her türlü soruya en kısa zamanda yanıt vereceğimiz konusunda garanti veriyoruz YouTube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara takip etmeyi unutmayın farklı bir videoda farklı bir çekte karşınızda olmak üzere hoşçakalın